Biz eğitim işi olarak yıllardır okullarımızın siyasallaşmaması için mücadele ediyoruz. Bu siyasallaşma kimi zaman vakıf görünümü altındaki tarikat ve cemaatler eliyle yapılırken, kimi zaman da siyasi partilerin bu tür uzantılar eliyle yapılmaktadır. Hepinizin bildiği üzere benzer bir durumda geçen yıl Yıldırım'da bir okulumuzda yaşanmıştır. Ülke Ocakları Genel Başkanı'nın Ülke Ocakları logolu kitapları okulumuzda dağıtması üzerine Şube Başkanımız Özkan Rona duruma müdahale etmiş ve haklı bir tepki göstermiştir. Konuyla ilgili olarak basına verdiği demeçten 2 gün sonra başkanımız sendika çıkışından itibaren takip edilerek yol araçlarla trafiğe kapatılarak pusuya düşürülmüş ve hain bir saldırıya uğramıştır. Bizler bu alçakça saldırıları yakın tarihimizden tanıyoruz. Türkiye'de ne zaman gazeteciler, aydınlar, düşünürler hakikatin peşine düşse ülkenin karanlık elleri bu ve benzer çetelerin eliyle kimi zaman sopayı, kimi zaman silahı tutuşturup onları birer tetikçi haline getirmiştir. Şube başkanımızın ifade ettiği gibi Eğitim İş Sendikası'nın kuruluş gerekçesinde ülkemizde bölücülüğe karşıtlık birinci sırada, gericiliğe karşıtlık ikinci sırada ve etnik ayrımcılık yaparak ülkemizi karıştırmak isteme amacı üçüncü sıradadır. Ama asıl amacımız çağdaş, bilimsel, layık bir eğitimin Türkiye'nin tüm çocuklarına, Türkiye'nin tüm coğrafyasında eşit, adil bir şekilde verilmesini sağlamaktır. Eğitim İş Sendikası kurulduğu günden bugüne kadar ve bundan sonra da yapmaya çalıştığı amaç ve ilkeleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi çerçevesinde mücadelesini durmadan, bıkmadan ve hiçbir şeyden korkmadan sürdürmeye devam edecektir. Sanıklar duruşmaya gelmediler. Avukatlarını göndermişler. Avukatlar aracılığıyla katıldılar. Biz iddialarımızı ortaya koyduk. Sanık avukatı kişilerin siyasi bir bağlantısı olmadığı tezini ortaya attı. Dolayısıyla dün Ülke Ocakları adına yapılan bu saldırının failleri bugün yaptıkları eylemin arkasında duramayarak korkakça bir tavır takınmışlardır. Ancak biz de avukatımız aracılığıyla saldırganların Ülke Ocakları'na bağlı birimlerde resmi görevlerinin olduğuna dair delillerimizi sunduk. Bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı çıkartılarak dava 24 Nisan'a ertelendi.